Gençlik büyük fırsattır. Ey oğul! İbadete yönelme vakti gençliktir. Akıllı olan bu vakti kaçırmaz. Fırsatı ganimet bilir. Zira iş önemlidir. İnsan yaşlılık zamanına kalmayabilir. Kaldığını farz edelim. Derlenip toparlanmak nasip olmaz. Böyle bir derlenip toparlanmanın mümkün olduğunu farz edelim. Bir amel işlemeye güç yetiremez. Zira o zaman zaafın ve aczin bastırdığı zamandır. Halbuki şu anda derlenip toparlanma durumu vardır. Elde edilmesi kolaydır. Hele anne babanın hayatta olmaları Yüce Hakk'ın nimetlerinden biridir. Senin geçimini onlar üzerine almıştır. İşte bu mevsim fırsat mevsimidir. Güç ve kuvvetinin yettiği mevsimdir. Bugünün işini yarına bırakmak için şu andaki durum nasıl bir özür olabilir? Ertelemeye ne gerek var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manada şöyle buyurmuştur. İşi erteleyen helak olur. Evet, bugün ahirete ait işlerle bir meşguliyet varsa, bu düşük dünyanın işini yarına bırakmak cidden güzel olur. Tam bunun aksi ise pek çirkin bir şey olur. Allah'ın emir ve yasaklarına uymalı. Ey oğul! Varlıkların özü olan insanın yaratılmasındaki gaye, oyun ve oyuncakla eğlenmek, yemek ve içmek değildir. Onun yaratılmasındaki gaye, kulluk vazifelerini yerine getirmek, devamlı bir şekilde Allah'a iltica ve niyazda bulunmaktır. Dinin anlattığı ibadetlere gelince, bunların edasından gaye, kulların faydası ve onların yararıdır. Bunlardan hiçbiri, Cenab-ı Hakk'ın yararına değildir. Çünkü onun böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Durum böyle olunca, onların edası, memnuniyete sebep olmalıdır. Bu emirlerin yerine getirilmesi ve yasaklardan kaçınmak için koşmalı, çabalamalıdır. Cenab-ı Hak, sonsuz zenginliğiyle kullarına emir ve yasaklar yolundan ikramlar eylemiştir. Bu durumda bize düşen, tam manasıyla bu nimetlere şükretmektir. Memnuniyetin en üstün derecesi ise, emir ve yasaklardan ne varsa hepsinin yerine getirilmesi için çaba harcamaktır. Doğru haberci ile yalancının farkı. Ey oğul! Yalan söylediği, defalarca denenmiş olan bir kimse, bu gece düşman hücum edecek diye bir haber verecek olsa, bu haber üzerine o beldenin ileri gelenleri derhal savunma tedbirleri alır. Bu haberi veren kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, o belanın giderilmesi için çareler ararlar. Çünkü tehlike ihtimaline karşı dikkatli olmak lazımdır. Halbuki doğru haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütünüyle ahirete haber vermiştir. Durum böyleyken bu haberden kimse müteessir olmamaktadır. Eğer müteessir olsalardı, ondan korunma çareleri ararlardı. Kaldı ki Resulullah Efendimiz ondan korunma çarelerini de göstermiştir. O nasıl bir imandır ki doğru haberciye yalan haberci kadar itibar